Milli Mücadele hazırlık döneminde Allah Amasya Genelgesi'nden sonra Mustafa Kemal'i tutuklama emri kime verildi? Kazım Karabekir'e verildi. Türk ordusunun forveti, gol yollarımın etkin silahı, hırçın çocuğum, tek çare Kazım Karabekir baba. Kazım, sırf Kazım. Kime lazım? Bize lazım. Tamam. Doğu Anadolu'da Kazım dediğim makam su bile dururdu lan. Kazım Karabekir, Muzur'dan geçik değil mi? Muzur sayı durur. Balıklar tek sıra intikalarında selam verir. Kazım Karabekir geçer Muzur. O kadar Kazım. Tamam. Çok üst düzey rütbeli bir komutan. Şark Fatih'i diye bilinir. Tamam. Bak ben bu soruyu gördüm ya. Ben okumadan ne işaretlerin ya? Kazım Bubayı hemen de böyle kalp içine alarak işaretlerim vallahi. Tamam. Devam et dostum. Bayram, artık okey. Hadi bakalım o zaman. Milli mücadelede Türk ordusunun Doğu cephesinde, Doğu deyince benim aklıma bir tek adam geliyor. Kim? Türk ordusunun forveti, gol yollarımızın etkin silahı, hırçın çocuğumuz, tek çare Kazım Karabekir Paşa geliyor. Osmanlı'da bütün paşaların kalpakları şey siyah, Kazım'ın Kazım, ın, Kazım ın, bordo, Yana dönük. Bordo bereli hesabı. Doğu da Kazım dedin mi? Akan ne durur? Su bile durur. Kazım Muzdur'dan geçecek. Muzdur sayı durur. Kazım Karabekir'e balıklar tekstil kadarinde selam verir. Kazım geçer, su akar. O kadar Kazım. O Kazım kime lazım? Bize lazım. Türk ordusunun forveti. Olmazsa olmazımız Kazım Karabekir Baba. Paşam, Mustafa Kemal'in yanına geldiğinde, paşam, ben ve kolordum emrin amadeyiz paşam.